Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bu dersimizde diktat çalışması yapacağız arkadaşlar. Diktat çalışması nedir? Arkadaşlar ben size çeşitli cümleler okuyor olacağım ve bu okumuş olduğum cümleleri siz mümkünse deftere ya da kağıda kaleme aktarıyor olacaksınız. Bu size yazdırmış olduğum cümleleri arkadaşlar mümkün değilse de eğer bunu mümkün mertebe zihninizde görselleştirmeye çalışın. Ne şekilde yazıldığını bir düşünün. Ve buna göre yorumlayın arkadaşlar. Birkaç defa okuyor olacağım bu cümleleri arkadaşlar. Ve okudukça ne şekilde yazıldığını anlayacaksınız. Bu çalışma biter bitmez tahtaya geçeceğiz arkadaşlar. Ve nasıl yazıldığını hep birlikte inceliyor olacağız. Hazırsanız ilk cümleyle başlayayım. Arkadaşlar öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. İki defa tempolu şekilde okuyor olacağım. Tabi bu tempolu okurken siz de bu cümlelerin ne anlama geldiğini bir idrak etmeye çalışın ve bunu görselleştirmeye çalışın. Üçüncü okumamda ise bunu kağıda geçirmeye çalışalım arkadaşlar. Zaten bunun akabinde ne yapıyor olacağız? Tahta başında nasıl yazıldığını detaylı şekilde görüyor olacağız. Wie heißt du? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Welcher Tag ist heute? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Welcher Tag ist heute? Wie ist dein Name? Şimdi hazırsanız sıra sizde arkadaşlar. Evet. Başlıyorum. Öncelikle dediğim gibi soru cümlelerini bir algılamaya çalışalım. Bunları not etmeye çalışalım. Tabi görselleştirmeye de gayret edelim. Wie heißt du? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Welcher Tag ist heute? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Welcher Tag ist heute? Wie ist dein Name? Arkadaşlar şimdi dilerseniz tahta başına geçelim ve ne şekilde yazdığımızı bir irdeleyelim. Arkadaşlar az önceki okumuş olduğumu şimdi tahtada görüyoruz. Bakın ilki, ilk soru cümlesi neymiş? We has to. Bunun anlamı neydi arkadaşlar? Senin adın nedir? Değil mi? Senin adın ne? Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken we nasıl yazılıyordu? I-E şeklinde. Dolayısıyla we heist du denildiğinde bakın burada esteti kullanıyorduk. Öyle değil mi? Wie heist du? ve ei şeklinde heist değil mi? Heist'in adında olmak anlamına gelen bir neydi bu? Almanca'da bir eylemdi. Öyle değil mi? Bu durumda Wie heist do adın nedir anlamına geliyor. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar veya biz du? sorusunu görüyoruz. Bu da kimsin sen anlamına gelen bir soru. Veya biz du bakın gayet güzel Türkçemizde okunduğu gibi yazılan bir yapıda. Dolayısıyla veya kim anlamına geliyor ve biz du kimsin sen anlamında. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar wo wohnst du wohnen neydi arkadaşlar? Wohnen ikamet etmek, oturmak, yaşamak anlamında. Öyle değil mi? Dolayısıyla Nasıl soruyorduk biz bunu? Wo wants du şeklinde. Burada dikkat, et, dikkat etmemiz gereken şey şu. Wonen oradaki h harfini mutlaka koymamız gerekiyor ki değil mi? Doğru bir şekilde yazmış olalım. Dolayısıyla nerede ikamet ediyorsun dediğimizde wo wants du sorusunu sormamız gerekiyormuş. Bir sonraki örneğe baktığımızda bu da gene bir soru cümlesi değil mi? Hepsi soru cümlesi. Dolayısıyla wo lebst du leben yaşamak anlamında arkadaşlar ve du'ya göre çekimlerken bunu ne yapıyorduk? Lebst şeklinde yazıyorduk. Öyle değil mi? Wo lebst du denildiğinde demek ki sen nerede yaşıyorsun dediğimizde demek ki wo lebst du şeklinde ne yapmamız gerekiyor? İfade etmemiz gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Woher kommst du? Kommen neydi arkadaşlar? Gelmek demekti. Dolayısıyla du'ya do göre çekimlerken bunu ne yapıyorduk? Comst şeklinde ifade ediyorduk. Bu durumda nereden geliyorsun sen şeklinde bire birebir güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde değil mi? Nereden geliyorsun? Dolayısıyla woher kommst du sorusunu sormamız gerekiyor. Altıncı örneğe baktığımızda, altıncı soruya baktığımızda daha doğrusu Wie alt bist du? Bakın Wie alt? Alt neydi arkadaşlar? Yaş anlamında. Dolayısıyla kaç yaşındasın denildiğinde Wie alt bist du? şeklinde ne yapıyorduk? İfade ediyorduk. Bakın burada da gene ie şeklinde değil mi? İfade ediliyor. Bist neydi arkadaşlar bu? Sein fiili. Yani olmak fiili anlamında. Tabi güzel Türkçe'de kaç yaş olmak sen demeyiz. Dolayısıyla ne deriz? Kaç yaşındasın deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca dinamiğinde baktığımızda demek ki kaç yaş kaç yaşındasın anlamına gelen wie alt bist du bu şekilde ifade ediliyormuş. Bakın burada fark ettiyseniz bütün bu ifadeler tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi e, yazılıyor. Sadece buradaki IE'ye demek ki dikkat çekmemizi, çekmemiz çekmemizi gerekiyor. Bunu doğru şekilde yazmamız gerekiyor. 7. örneğe baktığımızda "Welcher Tag ist heute?" "Heute" ne demekti arkadaşlar? Bugün. Dolayısıyla bugün günlerden hangi gün, değil mi? Anlamına gelen "welcher Tag", "welcha" hangi anlamında arkadaşlar? "Tag" gün. Bugün günlerden hangi gün anlamına gelen Welche Tag ist heute görüyoruz. Bakın alfabe gün konusunda bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. E, U nasıl okunuyordu arkadaşlar? Oy şeklinde. Dolayısıyla bugün derken heute diyorduk. Dolayısıyla Welche Tag ist heute? Bugün günlerden hangi gün demiş oluyoruz ve 8. soruya baktığımızda "Wie ist senin adın nedir anlamına gelen "Wie ist dein name? sorusunu görmüş oluyoruz. Bunu daha önceden de belirtmiştim arkadaşlar. Karşımızdaki karşımızdaki şahsın adını sorarken çeşitli varyasyonlar vardı hatırlıyorsanız. Neydi bunlardan birisi? Wie ist dein Name? Şeklinde sorabileceğim gibi Wie heißt du? Diyebiliyorduk değil mi? Ya da kimsin sen anlamına gelen Wer bist du? Şeklinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Farklı şekilde ifade ediyorduk. Demek ki Wie heißt du? Adın nedir anlamına geliyor. Wer bist du? Sen kimsin anlamında. Wo wohnst du? nerede ikamet ediyorsun anlamında. Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Welcher Tag ist heute? Bugün günlerden hangi gün anlamında? Wie ist dein Name? Adın nedir anlamında? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie heißt du? Wie heißt du? Wer bist du? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo lebst du? Wo lebst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Wie ist dein Diktar çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu diktat çalışmasında basit soru yapılarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.